Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'daki ana isale hattı patlaklarını çözmek için ilk kazmayı vurup duktil boruları döşemeye başladı. Öte yandan birkaç gün önce bir tezde başlayan çalışmaların yavaş ilerlediği dikkati çekti. 12 yıldır ilçedeki en önemli gündemlerden biri olan ana isali hattı patlakları ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce geçtiğimiz günlerde adım atıldı. Bu çerçevede patlamaların en sık yaşandığı bölgelerdeki CTP tipi borular, korozyon direnci ve esneme kabiliyeti yönünden temiz ve atık su hatlarında kullanılan 70 cm genişliğindeki duktil borularla değiştirilecek. Samsun Makine Sanayi tarafından üretilen ve tırlarla yarımadaya getirilen borular Torba Kavşağı ve Bitez'e konuldu. Bitez Mahallesi'nde hafta başı itibariyle boruların döşenmesine başlandı. Yeni hat daha önce sık sık patlamanın yaşandığı Atatürk Caddesi yerine Mersinli Caddesi'nden geçiyor. Proje kapsamında Bitez'den Ortakent istikametine yaklaşık 2 kilometre boyunca duktil hat döşenecek. Öte yandan pazartesi başlayan ve 45 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların yeterince hızlı bir başlangıç yapmadığı ve ilerlemediği görülüyor. Bugün sabah saatlerinde bir kepçe, birkaç hafriyat kamyonu ve birkaç personelle yürütülen boru döşeme işleminde 20 metrelik bir mesafenin kat edildiği gözlendi. Kazma işleminin zemindeki kaya nedeniyle yavaş ilerlediği ifade edildi. Selvi Caddesi'nin sol kısmından Ortakent istikametine yapılacak boru döşeme işleminin zeminin kayalık olması sebebiyle planlanandan daha geç bitebileceği kaydedildi. Torba Mahallesi'nde de sık sık patlamanın olduğu bölgedeki CTP tipi borular duktil borularla değiştirilecek. Torba'daki çalışmaların ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.